Ümmetin uyanışı çocukların hayalleriyle başlar. Ümmetin uyanışı çocukların dertleriyle başlar. Ümmetin uyanışı çocukların duygularıyla başlar. Güçlü mü olmak istiyoruz? Gelişmiş medeniyet mi inşa etmek istiyoruz? Barış ve huzur içinde mi yaşamak istiyoruz? O zaman çocuk eğitiminden başlamamız gerekir. Eski bir hikaye diyor ki, bir casus bir ülkeye girdi. Haberleri toplamak istedi. Baktı, bir çocuk buldu. Çocuk ağlıyordu. Casus çocuğa sordu, neden ağlıyorsun diye. Çocuk dedi ki, bir okla ancak bir kuş vurabildim. Bir okla iki kuş vurmak istiyorum. Yapmazsam nasıl ülkemi savunacağım? Yapmazsam nasıl düşmanlarla savaşacağım? Casus bunu duyarken hemen geri döndü ve dedi ki, bu ülkenin çocukları böyleyse bu ülkelerle savaşılmaz. Casus başka bir ülkeye gitti. Girdi, ağlayan bir genç buldu. Dedi ki, neden ağlıyorsun ey genç? Genç dedi ki, benim sevgilim beni bıraktı. Kalbim kırık, bu yüzden ağlıyorum. Casus döndü ve dedi ki, işte bunları yenebiliriz. Bu hikaye çok tekrarlanan bir hikaye. Gerçek olmayabilir ama taşıdığı anlam doğrudur. Bu videolarda Hazreti Peygamber çocuklara nasıl davrandığından bahsedeceğiz. Hazreti Peygamber'in çocuklarla davranışı ile ilgili hadisleri toplayıp o hadislerin konularına göre sınıflandırdıktan sonra bunların konularından bahsedeceğiz. İlk önce Hazreti Peygamber'in karakterleri, sonra Kur'an'da çocuk yeri, sonra da Hazreti Peygamber'in hadislerinde çocuğun konumundan bahsediyoruz. Topladığım hadisler 131 hadis. Çocuğun ilk 7 günüyle ilgili hadisleri, çocuğun 7 yaşa kadarla ilgili hadisleri, 7 yaşından ergenlik dönemine kadarla ilgili hadisler, çocukla ilgili genel hadisler, yetimlerle ve kızlarla ilgilenmekle ilgili hadislerden bahsedeceğiz. Bu konuları yüksek lisans tezimde sundum. Şimdi ise video olarak sunmaya düşünüyorum. Sonunda anneme, babama, danışman, hocama teşekkür ediyorum. Allah'a hamd ediyorum ve sonraki videoda görüşürüz inşallah.